Bu videoda Anker'in 8 bağlantı noktası sunan PowerExpand USB-C Hub ürününü inceleyeceğiz. Hub'ların temel amacı bir bilgisayarın veya bir başka cihazın sahip olmadığı portları elde etmesini sağlamak. Bu üründe tek bir USB-C portunu 8 farklı porta çevirme görevini üstleniyor. Kutunun üstünde ürünün özellikleri ve teknik bilgileri yer alıyor. Ürünün kutusunu açalım. Kutusunu açtığımda içerisinden kullanım kılavuzu, seyahat kılıfı ve hub'ın kendisi çıkıyor. Kullanım kılavuzuna baktığımızda hem Windows hem de Mac işletim sistemini desteklediğini görüyoruz. Tabi burada işletim sistemi versiyonunuzun cihazı destekleyip desteklemediğini kontrol etmeniz önemli. 1.53 cm kalınlığındaki bu cihaz 109 gram ağırlığa sahip. Hub'ın üzerinde USB C portları üzerinden görüntü aktarımı yapamayacağımız ve USB A ve USB C portları üzerinden başka cihazları şarj edemeyeceğimiz belirtilmiş. Anker PowerExpand USB C Hub'ı 2 adet USB C portu, 2 adet USB A portu, 1 adet 4K çözünürlükte 60 Hz'e kadar video çıkışı sağlayan HDMI, 1 Ethernet, 1 micro SD ve 1 tane de SD kart okuyucusu olmak üzere 8 adet girişe sahip. Seyahat kılıfı hub'ı taşırken çizilmelere karşı korurken kablosunda da bir arada tutması için bir cebe sahip. Cihaz elimin içerisinde bu şekilde görünüyor. Hub'ı bilgisayarımın USB-C portuna takıyorum. Ardından ilk testimi micro SD kart yuvası için yapıyorum. Bunun için Raspberry Pi Zero cihazımda takılı olan micro SD kartı hub'daki yuvaya takıyorum. Evet bilgisayarım hafıza kartını algıladı. Hub'ın bir diğer güzel özelliği ise üzerindeki USB-C portundan bilgisayarımı doğrudan şarj edebiliyor olmam. Böylelikle bilgisayarım üzerindeki bir diğer port hala farklı kullanımları için boşta kalmış oluyor. Şimdi hub'un üzerindeki portları dolduralım. Hazır yeri gelmişken hub'un üzerinde yer alan uyarılardan bir tanesi ise tüm portlar kullanımdayken cihazın 50 derece sıcaklığa ulaşabileceği bilgisiydi. Burada fark edeceğimiz bir diğer şey ise hub üzerindeki uyarıda USB A ve USB C portları şarj etmez demesine rağmen denediğimde telefonumu ve GoPro cihazımı şarj ettiğini gözlemledim. Ancak bu tavsiye edilen bir kullanım şekli olmayabilir. Evet videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Destek için abone olabilir, videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.